Dünya dışı uygarlıkların gezegeni işgal etme ihtimali, kısa süre önce tartışma konusu olmuştu. İspanya'daki Vigo Üniversitesi'nden araştırmacı Alberto Caballero, Samanyolu galaksisindeki kötü niyetli olası uzaylı medeniyetlerinin sayısını hesapladı. Caballero'nun henüz hakem onayından geçmeyen makalesinde, galakside kötü niyetli 4 dünya dışı uygarlık olabileceği ifade edildi. Caballero bu hesaplamayı yaparken, dünya üzerindeki işgal örneklerine başvurdu. Araştırmacı son 50 yılda, ülkelerin başka ülkeleri istila ettiği olayları inceledi. Daha sonra elde ettiği verileri, İtalyan bilim insanı Claudio Mekkonen'in Samanyolu'nda 15.785 kadar medeniyet olabileceği tahminine ve yaşanabilir koşullara sahip olduğu düşünülen öte gezegenlerin sayısına uyarladı. Hesaplamaları neticesinde Caballero, bir uzaylı ırkının dünyayı işgal etme veya insan uygarlığına kasten zarar verme olasılığının son derece düşük olduğu sonucuna vardı. Yani iletişim kurmak için, mesajlar gönderdiğimiz dünya dışı bir uygarlığın istila olasılığı, bir asteroidin gezegenimizi yok etme olasılığından, 2 kat daha düşük. Öte yandan, gökbilimcilerin uzaya radyo sinyalleri yollayarak, dünya dışı olası medeniyetlerle iletişim kurma çabaları, daha önce de tartışma konusu olmuştu. NASA'nın JETİTKİ laboratuvarından bir araştırma ekibinin, Samanyolu galaksisindeki olası uzaylılarla temasa geçmek için, kullandıkları mesajı Mart'ta güncellemesi, uzaylı işgali riskini gündeme getirmişti. Oxford Üniversitesi'nden kıdemli araştırma görevlisi Anders Sandberg, mesajın uzaylı bir uygarlığa ulaşma ihtimalinin düşük olmasına rağmen, bu riskin gerçekten ciddiye alınması gerektiğini savunmuştu. Merhum fizikçi, Stephen Hawking de aynı konuda uyarmıştı. Uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonucun Kristof Kolomb'un Amerika'ya ilk indiği zamanki gibi olacağını düşünüyorum diyen Hawking, şu ifadeleri kullanmıştı. Bu yerli Amerikalılar için, hiç iyi olmamıştı.